Yunanların 1821'de başlattığı ve 1829 yılına kadar devam eden, Yunanlarla Yunan Devrimi veya Yunan Bağımsızlık Savaşı olarak geçen, Yunan isyanı sonucu 1832 yılında imzalanan İstanbul Antlaşması ile Yunanlar bağımsızlıklarını kazandılar. 93 Harbi'nden sonra imzalanan Berlin Antlaşması ile Tesalya ve Ata Limanı Yunanlara verildi. Bu genişlemelerden sonra Yunanistan yeni hedefi Epir ve Girit adasıydı. Bu bölgelerdeki nüfusun yaklaşık 3'te 2'sini oluşturan Osmanlı Rumları, Yunanistan tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı devamlı kışkırtılıyordu. Yunanistan'ın Osmanlı idaresindeki Rumlara kışkırtmaya devam etmesi ve Girit'teki Türklere saldırılan atması üzerine 17 Nisan 1897 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Yunanistan'a savaş ilan etti. Yunanlar özellikle engebeli bölgelerde Osmanlı ordusunu uğraştırırken Balkanlardaki diğer devletlerle anlaşıp Osmanlıları iyice zor durumda bırakmayı planlamaktaydılar. Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Ethem Paşa komutasındaki yaklaşık 120 bin askere karşılık Yunanistan Kralı 1. Georgi'nin Veliahtı Konstantin kumanda ettiği Yunan ordusu ise 75 bin kişilik kuvvetten meydana geliyordu. Ayrıca Yunan Kralı 1. Georgi Danimarka asıllıydı. Bundan dolayı bir miktar Danimarka askeriyle İtalyan gönüllerinden oluşan bir birlikte Yunanların yanında savaşa katıldı. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu ve büyük devletlerin iradesine aykırı olarak Yunanistan yayılımcı politikalarının bir neticesi olarak meydana gelmiştir. Osmanlı İmparatorluğu büyük devletlerden savaşı engellemelerini beklemiş fakat bu devletler Yunanistan'a uygulanacak zorlayıcı tedbirler üzerine uzlaşamadıklarından dolayı iki devleti yalnız başlarını bırakmışlardı. Osmanlı İmparatorluğu aslında barışın devam etmesinden yanaydı. Fakat buna rağmen Yunan çetelerin sınırı tecavüz etmesi üzerine Yunanistan'a savaş ilan etti. Yaşanan ilk savaş 18 Nisan 1897'de Milano geçidinde yaşandı. Bu savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Ancak savaşın yavaş tempoda devam etmesi üzerine büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için tahta olan Sultan 2. Abdülhamid Ethem Paşa'ya yıldırım harbi emrini verdi. Bunun üzerine Osmanlı ordusu 25 Nisan 1897'de Yenişehir'i, 28 Nisan 1897'de de Tırhala'yı ele geçirdi. Yunan ordusu güneydeki Dömeke'ye doğru çekilirken Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri doğuya doğru ilerleyerek 8 Mayıs 1897'de çok büyük stratejik öneme sahip liman kenti olan Volos'a girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke'de olacağı ve bu muharebenin de galip tarafı ortaya çıkaracağı belli olmuştu. Yunanlar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlar Türkleri püsküreteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetle geçen muharebe Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Yunan ordusu artık daha güneydeki Lamia'ya doğru düzensiz bir biçimde çekilirken Osmanlı kuvvetleri de onları hızlı bir şekilde takip etti. Çünkü Avrupa'da savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlanmıştı. Osmanlı'nın amacı ise Avrupa'dan baskı gelmedikçe mümkün olduğunca ilerlemekti. Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan başkenti olan Atina'ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Bu konuda Sadrazam Halid Lıfat Paşa, 2. Abdülhamid'e görüşünü açıkça belirtmiş ve Atina'ya girilmesi için ricada bulunmuştu. Çünkü Atina'nın alınması demek, Yunanların bir nebze olsun bastırılması demekti. Avrupa devletlerinin aranda anlaşması üzerine, Rusça'da 2. Nikolay, 2. Abdülhamid'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişah'ın iradesi uyarınca 19 Mayıs 1897 tarihinde Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. Yaklaşık bir ay süren savaş böylelikle sona ermişti. 20 Mayıs 1897'de mütareke imzalandı. İmzalan barış antlaşması olan İstanbul Antlaşması'nın bazı maddeleri şunlardı. Osmanlılar savaş sırasında ele geçirdiği Tesalya'yı boşaltacak. Sınır hattındaysa Osmanlı'nın lehine küçük değişiklikler yapılacaktı. Yunanistan Osmanlı Devleti'ne 4 milyon lira savaş tazminatı, savaş sırasında halka verdiği zararlara karşılık da 100 bin lira tazminat ödeyecektir. Girit Osmanlı yönetiminde kalacak ancak padişahın atayacağı Hristiyan bir vali tarafından yönetilecektir. Böylelikle Girit özel bir hale geldi. Daha sonralarda ise Yunanistan Girit'i tekrar işgal edecek ve adayı kendisine bağlayacaktı. Balkan Savaşı'nın sonunda imzalanan Atina Antlaşması'yla Girit kesin olarak Yunanistan'a bağlanacaktı.